Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki bölümde 3 farklı tarzda lastikli toka yapmıştık. Hazır toka yapmışken bir de bandana mı yapsak diye düşündüm ve size çok tatlı bir bandana yapımı hazırladım. Lafı uzatmadan sizi video ile baş başa bırakıyorum. İlk olarak kumaşımı bu şekilde ikiye katlıyorum ve toplu iğne ile tutturuyorum. Elimdeki 3 parçayı bu şekilde ikiye katlayıp toplu iğne ile sabitliyorum. Normalde 7 santim aşağıdan verev bir şekilde kesiyordum. Videoda 8 santim almışım. Fark etmez, 7 veya 8 santimlik işaretleyin. Verev bir şekilde kesin. Gösterdiğim yerlerden düz dikiş yaparak kumaşlarımızı dikiyoruz. Şimdi kumaşlarımı düzüne çevireceğim. Bu kumaşın iki ucu açık olsaydı çengelli iğne ile rahatlıkla çevirebilirdik. Bir ucu kapalı olduğu için kapalı uçtan makasımın ucuyla ittirdim. O şekilde düzüne çevirdim. Sivri olmayan herhangi bir şeyle çevirebilirsiniz. Çatalın tersiyle bile çevirebilirsiniz. İki kumaşımı bu şekilde çevirdim. Minik parçanın her iki tarafı açık olduğu için bir ucuna çengelli iğneyi takıyorum. Çengelli iğneyi içeriden yürüterek kumaşı düzüne çeviriyorum. Üç parçamı da düzüne çevirdim. Bu noktadan sonra güzelce ütülüyoruz. Kumaşlarımı ütüledim. Şimdi küçük parçama lastik geçireceğim. Benim lastiğim sert bir lastik olduğu için içinden rahatça ilerleyebiliyor. Lastiğiniz yumuşaksa başlangıç kısmına çengelli iğneyi takın. O şekilde yürütün. Lastiğimi geçirdim. Lastiğim kumaşımdan kısa olmalı. Kumaşın büzgülü durmasını istiyoruz. Öncelikle bu tarafı bu şekilde tutturuyorum. Daha sonra diğer ucunu da kumaşın diğer uç tarafından çıkartıyorum. Buradan da çıkarttım. Burayı da tutturuyorum. Tutturduğum yerlerden düz dikiş yapacağım. Ve düz dikişimi yaptım. Dikişe zarar vermeden azıcık kesiyorum kenarlarını. Büzgülü kısmı arkaya doğru ittiriyorum. Ve kumaşımın üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Toplu iğne ile sabitledim. Yandaki fazlalıkları ortaya doğru alıyorum. Zaten videoda net bir şekilde görülüyor yaptığım şeyler. Yine bir sabitliyorum. Buradan düz dikişle dikeceğim. Dikişimi yapıp geldim. Şimdi kumaşı bu şekilde diğer tarafa çeviriyorum ve temiz bir dikiş görüntüsü oluştu. Aynı işlemi diğer kumaşa da yapacağız. Yerleştirme kısmı birazcık önemli burada. Kumaşlarınızı benim gibi koyun. Veref kısımlar aynı yöne bakacak şekilde masama koydum. Yukarıdaki parçayı aldım. Büzgülü kısmı aşağıya doğru ittirdim. Yine aynı şekilde tam ortasına yerleştiriyorum. Kumaşlarımı üstüne kapatıyorum ve düz dikişle bu iki parçayı birbirine dikiyorum. Dikişimi tamamladım. Bunu da çeviriyorum. Büzgülü kısmı ortaya topluyorum ve bandanam hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik ve hazır bandanalar gibi görünüyor. Duruşu da çok güzel. Azıcık kepçe olduğum için bandanalar kafamdan kayıyor arkaya doğru. Ama yaptığım bandana hem arkası lastikli olduğu için hem de üst kısmını istediğim gibi ayarlayabildiğim için kafamda çok düzgün duruyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunlardan renk renk çeşit çeşit dikersiniz. Önceki bölümde şu an ekranda gördüğünüz tokalardan dikmiştik. O videoyu da yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Buraya kadar videoma eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.